Bizi olamayacaksın. Abi şey. Tamam. Yani benim bu kadar takip edileceğim hiç aklıma gelmezdi. Yani ben dedim belki bir 100 kişi falan görür beni ama şarkıcılardan tutun yazarlara kadar beni görüp de yorum yapanlar var, onlara teşekkür ediyorum. Benim bu yani benim takip edilmemi sağlayan Nesin Hoca'na da çok teşekkür ediyorum. Benim orada yaptığım süreç gerçekten zordu. Benim konuşmamda daha çok yüküm oldu. Daha fazla ağırlığa sahip oldum. Ama ben buna başarabileceğime inanıyorum. Kız çocuklarının umudu olacağım, sesi olacağım. Onlara layık bir arkadaş, layık bir sporcu olmaya çalışacağım. Kendime inanıyorum. Sonra bana destek veren öğretmenlerim de çok vardı. Yorulduğum zaman bana yardımcı olan da vardı. Bizi sağ salim eve mesela getirebilen insanlar da vardı. Onlara teşekkür ediyorum. Onlara iyi bir sporcu, iyi bir arkadaş ve öğrenci olacağıma da inanıyorum. Çevreden ve akrabalardan yanlış yorumlarda bulunan insanlar vardı. Benim spora, yani spor yapamayacağıma inanan insanlar vardı. Diyorlardı sen tişört giyemezsin, şort giyemezsin, erkekler oranı buranı falan görür gibisinden sözlerde bulunuyorlardı. Ama ben onları başta aldım, yani spora çıkacaktım belli bir zamanda. Ama sonradan inandım, yani Bayram Hocam sağ olsun. Onların söylediği o kusurları kapatmaya çözümleri buldu. Tişört kollarımızın görünmemesi için bize siyah içlikler aldı. Bacaklarımızın görünmemesi için bize uzun çoraplar aldı. Ona da teşekkür ediyorum. Yani onların söylediği bu ön yargıları ben yıkacağım. Buna da inanıyorum kendime. Kız çocukların sesi olacağım. Onlar gibi yani onlar gibi kalmayacağımsa iyi bir sporcu olacağım. İnsanların benim derslerime engel olacağını düşünmüyorum. Yani şımarmayacağım bunları görürken. Derslerime çalışacağım. Sporumu da devam edeceğim. Daha başarılı olup yani milli takıma da gideceğim. İlerleyen zamanlarda belki yurt dışına falan da gidip oradan da spor yapabilirim. Peki çevrenden, ailenden, çevrenden nasıl bir tepki gördün bu? Ailemden güzel tepki gördüm ama çevreden olumsuz sonuçlar aldığımda ailem de istemiyordu yani. Ama sonradan benim başarılı olduğumu gördüler ve sonra bunu aşabileceğime inandılar ve bana çok destek verdiler. Abim de sağ olsun bana çok destek verdi. Benim iyi bir sporcu olmamı istedi ve ben de oldum diyorum. Evet. Eve geldiğimde akrabalarından telefonlarımız susmadı. Tebrik ediyorlardı, kötü yorumlarda bulunanların hepsi böyle tebrik mesajları atıyorlardı, aferin diyorlardı. Böyle yani beni takip edenleri görünce kendi çocuklarına bu sefer kızıyorlardı, diyorlardı. Hele bak bu kıza biz dedik yapmayacağım falan filan ama bu bizim oğlumuzdan ya da kızımızdan daha başarılı bir insan oldu. Kendi çocuklarına bu sefer şey yapıyorlar, bana attıkları çamuru onlara bu sefer atıyorlar. Ben Merve tek değilim. Ben Sultan Dağı'na kiraz toplayan Berfin'im. Ben sinema yapan Tuğba'yım. Ben Malatya'da kayısı toplayan Beyza'yım. Ben birçok insanım. Yani tek Merve değilim. Ben herkesim. Ben Fatma'yım. Ben Şemse'yim. Ben Fidan'ım. Ben birçok insanım. Tek Merve değilim. Bana yardımcı olan birçok insana teşekkür ederim. Ankara Handball Federasyonu Başkanı'na da çok teşekkür ederim. Bayram Hocama da çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde yani ben bu handbolu bırakmadım, pes etmedim. Onlar sayesinde de iyi bir sporcu oldum. Tamam, neler hissettiniz? Çok duygulandım. Yani ben bunu beklemiyordum işin gerçeği. Abi sen söyle ben. Böyle gördüğüm zaman şok oldum. Dedim demek ki bizim çocuklar eksiği var. Biz çocuklarımıza tam demek ki sahip çıkamıyoruz. Tamam. Onun için çok mutluyum. Bakalım önce. Senin alnın açık olması lazım, boşluk olması. Sen bütün yargıları, bütün kalıp yargıları yıktın sen. Ne yaptın? Ne yaptın ben de? Ne oynadın? Abi var ya, ucu. Tık tık tık. Burada senin destek sonuna kadar aklındayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.